Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakki sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme salli aleyhi. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahumme salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumma salli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu ma lekum iza kıyla lekum infiru fi sebilillahi thakaltum ilal ard eradidun bil hayatid dünya minel ahira fema meta'ul hayatid dünya fil ahiret illa kalil illa tenfiruhu ev yu'azibkum azaben elimen ve yestebdil kavmen gayrekum ve la tedurruhu şey'a vallahu ala kulli şeyin kadir ila ahir la yasadakallahu lazim. Kale nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmeti hazi ümmetun merhumetun leysa aleyhi azabin fil ahireti innama azabu ve fid dünya el fitun vel katlu ve zelazilu sadaka Resulullah fîmâ kal evkeme kale nebiyyü aleyhissalatu vesselam. Vakar İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi'nin kutsesi ruhu, emin olma adüye gitme feryat, yılan olmaz kişiye çünkü evlat, aman adâ-i din dost olmaz üstad. İder bir gün emin olanı berbat, çoğu küfür imanazı takka edelim, cemal-i bağ kemal-i seyredelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'na nihayetsiz hamdü senar olsun. Allah-u Teala bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'la, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem'le, hadis-i nebevi, hadis-i şerifleriyle ve kibar-ı kelam, Mevlam'ın dostlarının o güzelim kelam-ı şerifleriyle Rabbim bizleri müşerref kıldı elhamdülillah. Allah-u Teala bu nimetlerin şükreda etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Bizleri bu yoldan istikametin rıza-i şerifine Allah'ım ayırmasın. Cenab-ı Hak özellikle sahabe-i kiram yolunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunu hiç terk etmeyen ve zerre kadar taviz vermemeye gayret eden, bir hatta bir kuşluk namazını eğer kılmıyorsam ölüyüm daha iyidir benim için diyerekten bunu canı gönülle söyleyen Mevla'nın dostlarını Allah'ın yolunda istikametine bizler Allah'ım ayırmasın. Onlara tam ittiba-i ihsan eylesin. Onların eliyle, onların vasıtasıyla, vesilesiyle Rabbim kendi Habibi sallallahu aleyhi ve sellem kendi zat-ı pâk-ı subhanesine Allah'ım bizi kavuşanlardan eylesin. Rabbim rızayı şerifini almadan Allah'ım canımızı almasın. Özellikle şu Allah için sohbet meclislerinde, ekranlar başında oturup da sohbet dinleyen kardeşlerimizin de dünya ahiret Allah'ın bütün hayır muratlarına ihsan eylesin. Bu toplanmalarımız, bu vaaz-ı nasihatlar, bunların kesinlikle arkasında dünyevi bir menfaat zerre kadar yok Allah'ım oldurmasın da. Kendi rızayı şerif için yapmaya muvaffak eylesin ve ahiret sermayemizi eylesin. Gururdan, kibirden, gösterişten, sümadan, duyurmaya çalışmaktan, hava atmaktan, meşhur olmak, şöhret olmak hastalığından bu beladan Rabbim cümlemizi halas eylesin, muhafız eylesin. Eğer haberimiz yokken bilerek bilmeyerek düşüyorsak Allah'ım tez zamanda tezkiye ihsan eylesin. Kalbimizi, ruhumuzu, niyetlerimizi Allah'ım halisane eylesin. Ve Rabbim şu sohbetlerin hatırına, bu dinleyen kardeşlerimizin hatırına Allah-u Teala'sı memleketimizi hayırlı ıslahına vesile eylesin. Bu milletin hidayetine Rabbim vesile eylesin. Belaların define, hayırların fethine Allah'ın vesile eylesin. Ve belaların gittiği gibi şerli şururlu insanların vatan uğruna, milletin arkasını kuyusunu kazmaya çalışan ne kadar vatan hainleri varsa dışarıda, içeride, nerede ne varsa Allah'ın cümlesini İslam'a mümkünse ıslah eylesin. Değilse vatanımızı, milletimizi, halkımızı Mevla muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bu kullar nereden yıkıldılar? İlimle yıkıldılar. Verdiler filmlerini, aldılar ilimlerimizi. Bizim ahiret ilimlerimizi aldılar. Biz duaya teslim olurken, Rabbimize teslim olmaya çalışırken, şimdi artık kredi kartı var diyoruz. Ya Vakıa Suresi okurdu bu millet. Akşam yasarası Vakıa Suresi okuyordu. Allah-u Teala mutlaka bereketini ihsan ediyordu. Zekat verecek fakir bile bulamıyorlardı. Bunlar
Yani laf olsun diye söylemiyoruz bunları. Vakit doldurmak için söylemiyoruz. Bu milleti kandırmak veyahut bilmem ne şu şövmenlik için değil bunlar. Allah korusun. Yani zekat verecek fakir bile bulamayacak hale geldiler. Öyle bereketlendiler. Yani tamam zenginler giderdi. Fatih'teki zenginler Üsküdar'a giderdi. Üsküdar'daki zenginler de Fatih'e gelirdi. Fakirlere götüremiyorlar. Hani gönülleri incinir. Kapıyı çalsa çoluk çocuk hanım çıkar. Adam da buna muhtaç. Adamın eline zarf versen, erzak versen adam bundan ağırlanır, darlanır. Onun için nerede bakkallarda, nerede manavlarda, kasaplarda, farklı yerlerde, terzilerde işte kim nereye ne hesap yazdırdıysa onların hesaplarına haberi yokken kesip kapatırlardı. Zekatını adam çünkü parası olsa zaten parasıyla alır. Demek fakir ki adam hesaba yazdırıyor onu. Onun için zenginler böyle onurları incinmesin, gönülleri incinmesin, çoluk çocuğuna mahcup olmasın evin erkeği diye böyle gizli gizli amelleri de bulunurlardı. Kapının altına para koyarlardı. Böyle Allah için çok büyük mücadeleleri vardı. Rabbim onun için onlara çok bereket kapıları açtı. Önceden Allah'a tevekkül vardı. Mevla'dan beklemek vardı. Gönülden ihlaslı teheccüdler vardı. Onu seccadelere sığınıp Allah'a sığınıp seccadelerde Mevla'dan istemeler vardı. Şimdi hep o ondan derken kim bir borç ödemez. Kredi kartını yüklenir oradan sonra ödemez. Faize bulaşır. Bankalara bulaşır. İntihar ederler. Bir sürü olaylar. Bunlar sebepler arkadaşlar. Mevla'dan uzak kalmaktan oluyor bunlar. Yaradan'dan, Kitabullah'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sünnetullah'tan, Sünnet-i Resul'den uzaklaştıkça hiç kimsenin iki yakası bir yere gelmiyor. Huzur kalmıyor. Çoluk çocuklar kimse kimseye güvenmiyor. Adam bana diyor ki hocam diyor, inan ben şu anda paramı koydum işte kıyafetim, pantolon, şalvar ne giyiyorsa artık ne giyiyorsa saklıyorum diyor ya. Çoluk çocuklarından saklıyorum şimdi artık bunu ben. İnsan çocuklarından yani parasını mı saklar? Yani öyle sistem bozulmuş. Artık kapitalist kafa. Herkes yerleşmiş. Telefonlarda bakıyorlar. O onu almış, bu onu satmış, o onu almış, bunu satmış bilmem ne. Onda var, bize niye yok? Bizde de olması lazım. Kendi ulaşamıyor. Tembellik var. Bereketsizlik var. İstediğine ulaşamıyor. Ulaşmak istediği şey dünya hırsı. Başka bir şey değil. Ve yarışmak. Ona hava atmak, ona hava atmak. Telefonla hava atacak. Yok motor set alacak, ona hava atacak. Ev alacak, ona hava atacak. Herkes bir şeyin hava atmasının peşinde. Evine bir koltuk alsa, perde alsa, halı alsa illa bir yerleri çağıracaklar. İşte hava gelince halının havasını atacak. Kadının da, erkeğin de, herkes de bu yerleşmiş bir hastalık var arkadaşlar. Yoksa çatlar o göstermese. Çatlar orada. İlla onu gösterecek onu yani. Yani nereye gidiyoruz? Allah'a gidiyoruz arkadaşlar. Mevla'ya giderken yani takıldığımız noktalara bir bakalım. Heveslendiğimiz şeylere bakalım. Dünyamızı, ahiretimizi perişan edecek. Bizim bir tane ihlaslı bir hacı abimiz var, ihvanımız vardı Adapazarı Sakarya tarafında. Bunlar iki arkadaş itikafa girmişler camide. Kış günü, soğuk bir günde sünnet. Zor günde daha bir kuvvetli mükafat var tabii. Koskoca şehirde yani belki varsa girenler itikafa ama çok azınlık. Ama bu iki tanesi numune işte. O kadar cemaate kalabalık olduğu halde herkes evinde işte iftarını edecek, sahurunu yapacak. Sonra 10 günde Kadir Gecesi aranması lazım. Onlar Allah için mücadele etmişler. Soğuk günde camide itikafa girmişler. Olacak ya işte. De insan Allah için böyle gayretli olursa Mevla bak nerede güzel ölüm nasip ediyor. İki arkadaştan birisi camide vefat etti. Tabii o diye ikisi de şöyle niyet etmiş itikafa girerken. İşte itikafa giriyoruz ama acil bir durum hastane olursa hastalanırsak hastaneye niyet etmişler. Acil bir durum olsa cenaze olsa mezarla değil camiye cenazeye kadar niyet etmişler. Mezara gitse itikaf bozulur o zaman. Ona niyet etmemişler. Böyle elimizden geldiği kadar camiden ayrılmayalım. Hep zikrullah ile meşgul olalım. Mevla rızası için kazanmaya gayret edelim düşüncesiyle kendileri kitlemişler oraya. Dertleri Kadir Gecesi'ni bulmak işte. Onun arkasında ne Mevla rızası var ne büyük makamlar veriliyor onlara. Cami şerifte son 10 gün. Ramazan şerif nasıl geçerse öyle geçer. Bir sürü mükafatlar var tabii. İki arkadaşın birisi beklenmedik anda vefat etti camide. Tabii cenazesi yıkandı, hazırlandı. Cenazeye bu arkadaşı camiye gitti. Ağladı adam. Beraber gittik ama dedi, ahirette beraber oluruz falan. Neyse sonra ben diyor gece camide yalnız kaldım artık. Yapacak bir şey yok. Biraz irkiliyorum ama yalnız kaldım. Bitirmem lazım. Daha 4-5 gün var diyor. Ondan sonra camide teheccüd namazı kıldım. Tesbihimle meşgul olurken bir baktım caminin kapısı açıldı. Gecenin bu saatinde sahur vakti. Kış günü. Ondan sonra korktum diyor. Uzaktan karanlıktan biri geliyor. Geldi bir baktım bizim arkadaş öldü, ölen arkadaş. Yahu sen misin bu? Korktum diyor ölmüş adam nasıl çıkar gelir yani. Benim diyor
Ondan sonra ya benim o gördüğüm cenaze çubuğu rüya mıydı bunlar hepsi? Rüya olamaz, cenaze camiye gittim ben, canlı canlı gittim diyor. Ondan sonra yahu dedim sen ölmedin mi? Ya ne ölmesi dedi. Allah yolunda giderken ölmek var mı dedi. Bak şimdi savaşta olsa cihad edecekti. Vatan seferberli olsa seferberli olacaktı vatan uğruna. Orada da ölse şehit olur. Ama sünnet seninki en büyük sünnet, kimseye nasip olmamış. Sakarya'nın bugün 250-300 bin nüfusu varsa diyelim misal, tam bilmiyorum ama merkez ilçede, ilde mesela 300 bin nüfusu varsa 300 bin tane Müslümanın tamamı erkekler diyelim misal. Erkekler evler, kadınlar evlerinde, hücabi köşede. Erkekler de ki cami-i şerifte bu sünneti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ihya etmek zorunda deyince vacip anlamayalım da, ama çok kuvvetli sünnet yalnız. Kadir gecesi arıyorsun, Ramazan-ı Şerif. Yani hepsi bu sünneti, Resulullah'ın bu sünneti ihya etmek zorundaydı. Sünnet niyetiyle tabii ihya etmek zorunda. Ama etmediler. Niye etmedin diye ahirette onu hesaba çekmezler. Ama gelende de çok büyük mükafat var. Bir yerde altın var deseler, 1000 kişi duysa, 1000 kişiden bir kişi gidiyor oraya işte. Onun için herkes nasip olmuyor. O bir kişi de alıyor götürüyor işte onu yalnız. Öbür gün inanmıyor. Bakarız, ederiz, tutarız. Ya biz gittik olmadı falan bilmem ne. Aynı bu dünya meselesi gibi yani. 100 bin kişi duysa, 500 bin kişi altın varmış duysa, bakarsın birkaç kişi canı sıkılır gider oraya. Onlar da almalı götürür giderler işte. Abad olur dünyalar o zaman. Ama bu iş ahiret iş tabii. Herkes bunun sünnet olduğunu bilir. Diğer sünnetler de öyle. Abdestle gezmek öyle, misvak taşımak öyle. Ondan sonra yani bu kadar sünnetler var. Hepsi bir hazine. Ebediyen sonsuz ahirette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizin dibinde olmak var. Sahabe-i kiramla oturmak var. Onlara komşu olmak var. Resulullah'a komşu olmak var sallallahu aleyhi ve sellem. Rıdvanullahi teala mecmain. Yani Mevla'yı ziyaret etmek var. Onlara beraber arada Mevla ile baş başa olmak var. Mekanla münezzeh olarak, şekille münezzeh olarak tabi. Bu kadar güzelliklerden herkese nasip olmuyor bak işte. Ona nasip, onlara nasip olmuş. Sen Allah yolunda gidene, ölene ölü mü diyorsun dedi. Velahiyye velakille ayet-i kerime. Velakille teşurun. Onlar ölü değiller, diridirler. Siz onların şuuruna varmazsınız. Bak herkes gördü mü? Koskoca Sakarya'da 300 bin kişi içinde sadece bir adam gördü. İtikafta bekleyen arkadaş gördü. Aynı dava ehli olan insan gördü. Diğerleri sadece duydu sadece. Duydu da kaç kişi amel etti? Kaç kişi ya biz de girelim itikafa diyen kaç kişi oldu? Bak duyuyor, herkes İslamiyet'in ne olduğunu biliyor. Vakıa suresini akşam yatsıları okumanın ne olduğunu bilmiyoruz mu? Sünnet olduğunu bilmiyor, biliyoruz. Bunun karşısında Allah çok büyük bereket kapısı ve helaldan gelecek. Herkese rızık gelir bir şekilde ama haram helal bilmez, oraya hesabını ahirette verecek herkes. Ama Vakıa suresinden gelen rızık mutlaka geliyor da oradan gelen rızık helaldan geliyor. Böyle bir hikmeti var onun. Şimdi duyduk. Bu sohbeti şimdi dinliyorsunuz. Dinledikten sonra hangi Müslüman, kaç tane Müslüman şimdi bunu? Kaç kişi amel edecek ya? Biz bunu madem şimdi saat yatsı namaz oldu, akşam oldu neyse, hangi vakitse. Biz bunu bu yarın itibaren başlayalım. Ya vakit geçse de şimdi başlayalım. Madem bereket kapısı buradaymış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Ve mâ yentukân lehvâ innehu illâ vahyin yuhâ. Benim peygamberim bir şey, hiçbir şey kafasına söylemez. İlla vahyin yuhâ. Ne vahiy olduysa onu söyler. Bak Mevla biz konuşturuyoruz onu buyuruyor. Rızkınızı biz vereceğiz işte. Siz Resulü'nün sünnetini dinleyin, takip edin. 4000 sünnetin bir tanesi bu. Onun için neler neler var. Bak o arkadaş dedi ki ona, abi sen dedi ölmedin mi dedi ya. Ya ne ölmesi dedi. Bu yolda ölenlere sen ölüm diyorsun dedi bak. Ondan sonra ya tamam dedi. Adam şaşırdı kaldı. Peki dedi sana sorayım o zaman. Sen ahiretten geliyorsun o zaman. Öyle dedi. Peki ahiretten nasıl gözüküyor bu dünya dedi. Onun için dünyadan el ayağımı çekeyim diyor. Yani insan illa dükkan çalışır. Evi, çoluk çocuk, elektrik, su faturası neyle ödenecek? Sen takvalık yapayım, camide yaşayayım, öleyim desen evi kim idare edecek? Yani el işte gönül eşte olsun. Ona göre dünyaya değer vereyim ben. Ona göre dünya için kavga edecekse edelim, edilmeyecekse etmeyelim. Niye kavga edelim? Ahirete zaten gideceğiz. Onun için nasıl gözüküyor deyince çok affedersin dedi. Aynı heladaki pislik gibi gözüküyor dedi. Bu kadar açık konuşuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar ama bu kadar açık seçik net söyledi çünkü. Heladaki necaset gibi gözüküyor dedi. Çok pis dedi. Değmez bu dünya için kavga etmeye. Bu dünya için küsmeye değmez. Bu dünya için arkadan konuşmaya değmez. Zaten konuşmak caiz değil de. Yani Allah-u Teala bize neyi emir buyuruyorsa ahiret bundan. Velel ahiretu hayrun vebka. Ahiret daha hayırlı ve daha baki. Sonsuz. Dünyanın ne olduğu belli değil. Bak arkadaşı beraber girdi itikafa. Nereden bilsin o itikafta öleceğin adam?
Ama en hayırlı yerde Mevla. Demek ki geçmiş amelleri var, güzel amelleri var, Allah'ın niyazları var, nazlar var. Birinin duasını almış, bir himmet almış, bir ehlullah himmetini almış derken Mevla o kapıyı açmış insan ona. Temmütüne kemâ ta'işûn. Nasıl yaşıyorsanız o şekilde öleceksiniz. Allah-u Teala kimse haksızlık yapmaz. O şekilde öleceksiniz. Ve tüb'asûne kemâ temmütün. Nasıl öldüyseniz kabirde öyle diriltileceksiniz. Ve tuhşarûne kemâ tüb'asûn. Diriltildiğiniz gibi Allah'ın huzuruna mahşere getireceksiniz. Mekana münezzeh olarak. Mevla'nın huzuruna getireceksiniz. Adam itikafta gece teheccüd vakti ölmüş işte. Tesbih çekerken ölmüş. Adam tesbih elinde gidiyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bu adamın evi yok muydu? Bunun çoluk çocuğu yok mu? Fatura ödemiyor muydu bu? Bunun nefsi yok mu? Bu hanımla kavga etmiyor muydu? Onunla senin nefsi. Ondan daha çok uğraşıyordu. Ama sabrın neticesi, mücadelenin neticesi. Bak Mevla ne büyük makamla huzuruna kabul etti onu görüyor musun? O mübarek ayda, cami şerifte, camide teheccüd namazı kılarken ruhunu teslim etmiş. Sonra tesbihini çekiyormuş. Tesbih sonra teheccüd namazı başlamış. Derken ruhunu teslim etmiş namazla. Gitmiş ahirete. Adam secdede kalkıp gidecek şimdi Mevla'nın huzuruna. Oradan getirecekler onu. Bu adamı şimdi yakarlar mı? 50 bin sene gösterirler mi? 50 bin sene beklemek var orada. 50 bin yıl. Hiç 50 bin yıl yaşatırlar mı ona? Resulullah'ın dizinin dibine direkt sünnet üzere vefat etmiş. Yani hani diyoruz ya aşk bedel ister. Bayram hocam çok derdi onu. Aşk bedel ister. Sen Resulullah'a son derece aşık olacaksın. Mevla'ya aşık olacaksın ki gecenin teheccüdünde teheccüd namazı kılacaksın. Zikrullah ile meşgul olacaksın. İtikafla sünnetini ihya ederken bak bunların arasında mücadele verirken işte Mevla alıyor kulunu. Ucuza kapatmıyor işi Mevla arkadaşlar. Hani hastanede ölenler de kardeşlerimiz de men mâti meridan hasta olarak ölse, Allah'a hamd etse, hiç isyan etmese, onların günahlarını Rabbim affolunuyor, affına vesile oluyor diye Allah'a hep hamd etse, ya Rabbi sen beni temizliyorsun gibi hastalığı verdin bana ya Rabbi. Sadece şikayetçi değilim. Ya Rabbi sadece eğer ölüm tecelli olursa ya Rabbi sen beni şehit olarak kabul et dese böyle hep duayla yalvarmakla olsa hasta olan insan Mevla'ya daha çok yakın olur. Hep Mevla'ya baş başa öleceğini bilir insan. Bütün hücrelerle Mevla'ya yalvarır. Ağlar, gözyaşı döker. Allah-u Teala ağlayan dayanabilir mi ya? Erhamur Rahim. Yakmak için mi yaktın bu? Yarattın bari kurma oldun. Celle Celaluhu. Onun için hastanede ölse yani iyi gitmek lazım arkadaşlar. İyi gitmek için iyi çalışmak lazım. Mücadele ona göre vermek lazım. Duaları ona göre yapmak lazım. Onun için Allah'ın dostlarıyla çok oturup kalkalım. Sohbet meclisine mutlaka gelelim. Sohbetleri millete paylaşın. Bir hidayet olur. Hepimiz bundan affoluruz. Şimdi biz Hindistan'dan yeni geldik. Orada İmam Rabbani Hazretleri. Burada inşallah bir mektubu şerif okuyacağım. Yani gidip hocalarımıza, değerli kıymetli büyüklerimize, hocalarımıza beraber nasip oldu. 2008 yılında da nasip olmuştu. O dönemde gitmiştik. O zaman Hasan Efendi hocamız büyüğümüzde, katısallahu aleyhi ve sellem, onlarla beraber nasip olmuştu. İhvanlarla beraber. Orada İmam Rabbani Hazretleri'nin o yoksulluğun içinde, yani görün de, bir bilin, bir bakın ne kadar bir yoksulluk çekiyorlar. Ne kadar bir fakirlik çekiyorlar arkadaşlar. Bir bakın onların haline. Tamamıyla Türkiye'de öyle bir tarih olmamıştır yani. Biz Osmanlı'nın mirasını yiyoruz. Sahabe-i kiramdan sonra en çok İslam yaşayan bir ecdadın mirasından geçiniyoruz. Haberimiz yok. El-eşya-u tenkeşü bil-ezzat. Her şey zıttıyla bilinir. Ve biz zıttını görmedik arkadaşlar. Bir şeyin nimetin yani yokluğunu görmedik ki onun nimet olduğunu anlayabilelim. İşte balığın suyun içinde yağmur duasının çıkması gibi işte. Rahmet duasının çıkması gibi. Onun için burada onların tamamıyla çok affedersin. Onlar da mübarek zatın yaşadığı, büyüdüğü, Allah yolunda hizmet ettiği yerler olduğu için onlara karşı insan hani korkuyor, saygısızlık olur. Sanki onlardan şikayetleniyormuşuz gibi olur. Ama hani tahtisi nimet, nimetin kıymetini bilme açısından söyleyelim. O yoksulluğun, o düşmanların, yani ben orada bizi rehber, orada 10 seneden beri kalan bir rehber arkadaş bayağı bir konuşmalar yaptı. Yani 350 bin tane din var dedi hocam burada. Dedi. Böyle bir rakama inanmak çok zor yani. Ben 74 bin diye biliyordum ama 350 bin tane din olur mu ya? Artık Hindistan tarihinde midir? Geçmişten beri mi önemi oldu? Hala o mu bilmiyorum. Ben 300 tane din, sapık din var diye biliyordum. Öyle anlatıyordum sohbetlerde. Öyle kulağıma gelmişti. Yani ve milyonlarca tapınak var diyor. Milyonlarca, 1 milyar 400 milyon insan var zaten. Milyonlarca tapınak var diyor. Sadece Delhi'den ta Seryan'da gidinceye kadar yollarda değişik değişik böyle 10 metre, 5 metre, 7 metre putlar yapmışlar. Aynı Mekke döneminde putları gibi aynı böyle. Tapınak yerleri var. Kendilerine göre ibadet ettikleri yerleri var. Yollar inekler dolu. Affedersin inekler pislikleniyor. Ya bundan ilah olur mu ya?
Ondan sonra hayvan orada vermişse samanı at arabasının içinde, ilah diye bağlamışlar, saçına başına bir bez bağlamışlar, bir süslemişler. Onlar orada ortalıkta geziyor öyle onlar. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, oturuyor, yol kapanıyor, bilmem ne oluyor falan. Kimisini ipne bağlamışlar. Dolayısıyla ilahsa ipne bağlanır mı? Değişik değişik. Orada çok anlatılanlar oldu da ileriki sohbetlerde anlatırım yani onları, orada yaşanan hadiseleri. Yani bakıyorsun o yoksulluğun içinde bu kadar sapkınlıkların arasında İmam Rabbani Hazretleri arkadaşı 70 bin tane evliyaullah yetiştirmiş. Allah dostlarını yetiştirmiş. Yani biz arkadaşlar İslam'ı yaşamı cenneti nerede arıyoruz? Evimiz manzarası olsun. Evimiz lüks bir ortam olsun. Hallarımız kaliteli, perdeler kaliteli, koltuklar kaliteli olsun. Çanak çömlek mutfağa dolaba açtığı zaman ya nerede aldınız, nasıl aldınız, maşallah ne güzelmiş falan desinler de Allah'ı bulamayız arkadaşlar. Güzel manzaralı hayatın içinde Allah'ı bulmak çok zor. Bak o yoksulluğun, garibanlığın içinde buldular Mevla'yı bunlar. O kadar düşmanın arasında Mevla'yı buldular. Çünkü şimdi her taraf, bak ezanlar okunuyor. Ezan-ı Muhammediye okunduğu saatte her taraf ezan okurken düşman yok, bir şey yok, sıkıntı yok, elem yok, keder yok, kimse camiye gitmiyor işte. Ama Allah korusun biz düşman beklemiyoruz. Bu çok ağır bir şey. Biz buna dayanamayız ama etrafta bak düşman olsa ne olur? Düşman olsa, şimdi pandemi dönemi düşünmesi en basit bizim tarihimizde geçmiş olay işte geçen senelerde. Pandemide camiler kapatıldı. Madem gitmiyorsunuz camiye, tamam cami kapatıldı. Ondan sonra Allah'tan ezanlar okunuyordu işte. Ezanlar okunuyor, camiye gidemiyorsun. Her taraf dükkan, market, her şey ama gidemiyorsun. İşini gücünü bıraktı, kiralar, faturalar, vergileri, şunlar bunları. Öldüğü bitti dükkanı, müşteri diye ölür bitir adam. Gece saatlerine müşteri için durur. Namaz için namaza duramaz, yarım saat ayırmaz. Ama müşteri için gece saatlerine kadar durur. Yorgunluğu bile hissetmez adam. Mevla her şeyi elden aldı. Bir kıymet bilin, tahtisi nimet olsun diye. Ama anlaşılmadı arkadaşlar. Çünkü niye? Sohbetlerden insan sohbetle irşad olur. Sohbetle neşvinema bulur. Bahçe nasıl arıktan sulanmasa kurur gider. Burada deniz var, şu göl var, tertemiz su var. Ama orada ağaçlar kurumuş gitmiş, su gitmiyor çünkü. Oraya bir arık açılsaydı, su oraya kadar giderdi. Ondan sonra her şey yeşilir, meyve dallar meyve dururdu. Yemiş olur, hayat güzel olurdu o zaman. İstifade olurdu. İnsanın arkadaşlar bahçeden sulandığı gibi, arıktan sulandığı gibi bahçenin, insanın kulaktan mutlaka sohbet dinlemesi lazım, sulanması lazım. Devamlı sohbet dinleyecek, devamlı vaaz-ı nasihat dinleyecek, kendine büyüklerle ihlaslı insanlar oturup kalkacak. Onlarla neşvi nema bulacak. Derken dinleye dinleye insan şuurlanması lazım. Şuurlanmamız lazım arkadaşlar. Hepimiz öyle. Ben de gidiyorum mesela. O kadar yıllarca sohbetlere gidiyoruz. 20 seneden beri belki ama 25 seneden beri sohbete gidiyoruz. Ama o kadar çok ihtiyacımız var. O kadar ihtiyacımız var. Yani değerli hocalarımız neler anlatıyor insanlara bak. Ne konular geldi geçti elhamdülillah. Ne mevzular anlatıldılar. Hiç duymadığımız konular duyduk. İlmin sonu yok ki. Allah'ım amel etmeye muvaffak kılsın. İhlas nasip etsin. Devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Yani şunu diyeceğim. Burada inşallah vaktimiz olur mu bilmiyorum ama Mektubat-ı Şerif'ten kısa bir bölüm. Neler çekmiş mübarek İmam Rabbani Hazretleri. Yani orada 70 bin tane evliyaullah yetiştirmiş ama binlerce din, sapık dinlerin arasında her taraf düşman. Fırsat kollayan düşman. Müslümanlar fakir sığılaşmış. İmam Rabbani Hazretleri bunu duyar. Senen de 70 dönüm arazi. Orada bir külliyeler var. Dibinde tapınak var. Dibine tapınak var. Yıkılıyor ortalık. Ve etraf hepsi dükkan, İmam Rabbani Hazretleri'nin kapısının önü. O külliye dediğimiz o şey, bir ufak bir yapı var orada. Misafir ağırladıkları yer var. Ondan sonra kabir şerif var. Muhammed Masum Hazretleri'nin kabir şerifi. Kabir şerife doğru giden sol tarafta. Sağ tarafta yani yine aynı şekilde sol tarafta Seyfüddin Ebu Bereket Ahmet, İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu. Yani İmam Masum, Muhammed Masum Hazretleri'nin oğlu kendisi. Onların kabir şerifleri var. Kendi kabir şerifleri vardı. İşte torunlarına etrafına defnedilmiş. İmam Efendi Hazretlerimiz yanına gider gelirdi. O torunun birisi oraya defnedilmiş. Vefat etmiş. Onu tanıyorum ben. Burada görüşmüştük. İsmaila Cami Şerifi'nde. O kabir şerifler 70 dönüm arazinin içinde ne varsa hayat orada işte. Ya mübarek oradan dünyayı sallamış bu zat. Dünyayı sallamış. Ekber Şah denen zalimden neler çekmiş. Sonra oğlu iman etmiş. Müslüman olmuş. Sonra oğlu işte onu da Taç Mahal'de onun kabrine gittik ziyarete. Hanımı için. Orada bir Taç Mahal'de yer yaptırmış. 20 bin askerle tam 22 sene yapılmış. Bir kabir yapılmış. Devletin bütçesini tamamını harcamış oraya. Bizim Müslümanlar da gidiyor oraya. Biz onu böyle bilmiyorduk. Yolda giderken anlattılar biz onu da. Yani devletin tamamıyla bütün bütçesini, her şeyini harcamış oraya. Ondan sonra para kalmamış kasada. Kendine ayrı bir kabir yapacakmış, oraya yaptıramamış, gücü yetmemiş.
Millet onun kabrini ziyarete gidiyor şimdi işte. Ya adam o kadar millete hakkını yemiş orada, bir sürü hadiseler olmuş. Ondan sonra sırf hanımına, İranlı bir hanım varmış, ona hava atmak için işte, Betül bilmem ne hanım diye. Ona hava atmak için işte, hanım öldükten sonra, dördüncü çocuğu doğururken vefat etmiş hanımı. İşte ona ithafen böyle bir külliye yapmış, kabir yapmış işte. Taç Mahal'de, dünya harikası, yedi harikasının birisi olmuş. Tabii hanım öldükten sonra yapılmış o da. Ama dünyaya şey yapmak, hava atmak işte. Daha İtalya'dan mermer getirmiş, oradan buradan. Türkiye'den bu arada şeyler gitmiş, Mimar Sinan'ın çıraklarından oraya gidenler olmuş. Dünyanın çok, Mısır'dan çok işçiler toplamış, İran'dan çok işçiler toplamış. 20 bin askerle beraber, o da işçiyle, o kabir yaptırmış kendisi oraya. Yani düşün bak, İmam Rabbani Sevda Evliyaullah yetiştirirken birileri neyin peşinde olabiliyor? Anlamayan anlamıyor arkadaşlar. Anlamayan anlamayabiliyor. Allah'ım bizi anlayanlardan eylesin. Teslim olanlardan eylesin. Anlatmak çok kolay da Allah'ım anlayıp da onların şuurunu, ihlasını cümlemize ikram eylesin. Burada Mektubat Şerif'ten bir mektup, inşallah onunla alakalı, orayla alakalı bir mektup şerif okuyalım. Sadece oralara hatırlatan, anlatan bir kısaca bir hadise, İmam Rabbani Hazretleri yaşadığı sıkıntıları anlatmış olalım. Yani o Seren tarafında, özellikle Delhi tarafında çarşı pazar gezdiğimiz yerlerde insanlar arasında inekler, dolu inek. Her taraf leş, rezil, yağ etraf. İnsanlar bir taraftan, insanlar içinde bevledenler var. Hayvanlar bir taraftan, keçileri, koyunları o tarafta hayvanlar. Yani çok sefil bir hayat yaşıyor. Küfrün, kafirliğin belasını yaşıyor adamlar. Bereketsizliğini yaşıyorlar. Yani orada mübarekler, Allah'ın dostları işte, onlar Mevla ile hemhal olup onların arasındayken Mevla'yı bulmuşlar. Onlar Mevla'ya vasıl olmuş. Bak ta buradan oraya tam 7 saat tuttu sadece uçak oraya. 7 saatlik yolda Mevla, arkadaşlar kendileri Mevla ile baş başa olunca kullarını kendisine manevi yöne istifade edelim diye oraya kadar arkadaşlar ziyaret ettiriyor Mevla. Kurban oldu. Onların tamamıyla Mevla'ya karşı olup son derece teslimiyetlerin tabii bereketleri bunlar. Allah'ım bunların ahlakıyla bizi ahlaklandırsın. Onlar bu dünyayı nasıl gördüler, nasıl anladılarsa aynı şekilde görüp anlayıp kıymet bilmeyi nasip etsin. Yani ahireti kazanacak güzel ameli salihler cümlemize ihsan eylesin. Mektubu Şerif 81. El Mektubu Hadi ve Semanun 81. Mektubu Şerif ila Lalebek. Lalebek isimli bir zatı İmam Rabbani Hazretleri bu Mektubu Şerif'i göndermiş. Delhi'de Muhammed Baki Billah Hazretleri kabri şerifini ziyaret etmiştik. Yok. Canan el-Mazhar Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret ettik. İmam Rabbani Hazretleri orada torunlarından vardı. O Canan el-Mazhar Hazretlerinin torunlarından, Allah alem. İmam Rabbani Hazretlerinin bizatihi kendi eliyle yazdıkları Farsça mektupları. Onları inşallah ben ileriki sohbetlerde rica ederim. Arkadaşlar ekranda gösterirler onları. Onları resim olarak gösterip resimlerini çekmiştik. Gittiğimiz geldiğimiz sokakların resimlerini, videolarını falan çekmiştik. İmkan olursa ileriki sohbetler onları bir daha beraber müzakere etmiş oluruz, gösteririm size. Ben sohbet normal telefonda durumları atıyorum arkadaşlar onu. Durumları isteyenler bizim kendi numaramızdan bakıp takip edebilirler. Sırf şey için yani nimeti bilelim, kıymeti, Osmanlı ecdadımızın mirasını yiyoruz. Bu arada ne büyük İslam'ı yönden bize hem temizliği öğretmişler. Ondan sonra nimetlerin içinde olduğumuz Türkiye cennet. Yani görüntü olarak tabii. Allah'ın bütün amellerimizi onların ameliyle muvaffak kılsın tabii de. Ehlullah'a yönelsin Rabbim. Ama temizlikte, yolların genişliğinde, o kadar düzenin ve nimetlerin içinde çok büyük nimet içindeyiz. Kaybetmeyince kıymet anlaşılmıyor arkadaşlar. Veyahut da zıttını görmeyince kıymet bilinmiyor. Bu Mektubu Şerif'te 81. birinci ciltte 81. Mektubu Şerif'te İmam Rabbani Hazretleri Fittahrid ala tervicil İslam. İslam'ı yüceltmek. İslam'ın revaç bulması. Yani yükselmesi, tazim bulması ile alakalı buna teşvik hakkında Mektubu Şerif. Da ve beyan husulil vehin ve zafil İslam vel müslümin. İslam, Müslümanların ve İslam'ın gevşekliği, zayıflığının hasıl olduğunu beyan hakkında. Yani şu anda artık gitgide İslam zayıflıyor. Şu anda 1 milyar 400 milyon diyorlar. Mukayyet değil de kayıtlı 1 milyar 200 250 civarında diyorlar. Ama kayıtsız bir şekilde 1 milyar 400 rakam var biliniyor. Öyle anlattılar çünkü. Yani orada 170 milyon Müslüman var. Ve Müslümanlar şu anda tamamen 2. 3. sınıf model insan olarak görülüyor. Yani 3. sınıf insanlar. İstenmeyen insanlar. Fakir, fukara, garip, kuraba, kimsesi yok, sahip çıkanı yok, devletin başında da sahip çıkanı yok gibi bu halde Müslümanları sefil görüyorlar. Biz kuvvetliyiz. Çünkü %51, %52 sihler var, sihler.
Ya bu tapınaklar olan şeyler işte. Bu Hindular var, ineğe tapanlar var, fareye tapanlar var, güneşe tapanlar var, kediye köpeğe tapanlar var. Herkes bir tane keçi bulmuş, koyun bulmuş, bilmem ne köpek bulmuş, bilmem ne bulmuş. Herkes evin önüne bağlamış köpeği, ona ilah diye tapıyorlar onu işte. Orada duruyor, bereket olsun bize diye. Ondan bereket umuyorlar. Neler neler ya, neler neler. Hatta burada rehber anlattı. Bir yere gittik diyor, biz iftar edeceğiz. Bizi birinin evine yemeğe gittik, çağırdılar bizi. Onlardan birisi. Biz de şu şöyle şöyle yemek diyoruz, yemekleri biz getirelim, siz işte yemeğe ikram etmiş olun bize falan. Olur dediler. Gittik, adam zengin birisi. Orada Hindulardan birisi. Sih midir, Hindu mudur, anlattı bir şeyler orada da bari kendisi. Ondan sonra diyor, biz yemek yerken baktım bir tane bir fare geliyor. Fare de böyle sallana sallana geliyor. Fare görünce biz çekindik biraz. Ya bu evde fare varsa bu yemekler nasıl yiyecek? Nasıl yemek şekli bu? Davet etme şekli. Ondan sonra dedik, fare geldi. Farenin geldiğini gördü o. Korkmayın, korkmayın dedi. O bizden o dedi. Ne demek sizden dedi. O benim dedemdir dedi. Nasıl deden sen dedi. Ya inanamazsın, şaşırır kalırsın ya. Nasıl bir millet bunlar? Ondan sonra nasıl deden? Ya benim dedem dedi, günah işledi. Günah işleyince bu hale döndü şu anda dedi. Bizler dedi, günah işleyenler fareye dönerler dedi. Biz öyle inanıyoruz. Bir inancımız bu. Korkmayın, endişe yok dedi. Problem yok dedi yani. Ne problem diyor adam. Gitti o dedesine bir tane ekmek verdi ona. O ekmeği aldı gitti öbür tarafa gidiyordu onu. Böyle alıştırmış onu. Onun o ahenk böyle yavaş yavaş aheste aheste yürümesine de bak, normal fare olsa vırt diye geçer hemen. Ama bu geçmiyor. Niye? Bu bak, nasıl şeytan kandırmış onları. Yani böyle hayvanlara tapıyorlar, böyle hayvanlara farklı bir manalar içermeye çalışıyorlar. Neylerle Mevla meşgul etmiş? İmam Rabbani size orada dururken, orada bir İslam güneşi her tarafı yayılmışken, adamlar hiçbir şey bulamadan bir fareye tapıp farenin peşine gidip, ya da o öyle döndü, ona döndü, buna döndü, yok ineğe döndü, yok köpeğe, yok maymuna döndü diye. Bu şekilde böyle sapkınlıkların içinde kaybolup gidiyorlar ahirete. Ölülerini yakıyorlar. Ölülerini ta Kanj Nehri'ne götürüyor. Kimse arabayla, kim uçakla götürüyor oraya. Kanj Nehri'ne. Orada ölülerin küllerinin yarısını orada yakıyorlar. Yarısını şeye götürüyor. Kanj Nehri'ne koyuyorlar. İşte günahları kut sanıyor. Günahlar affolunuyor. Cennete girecek falan. Öldüğü zaman tekrar yarısını da evine koyuyorlar küllerin. Yanmış külün. Kül dediğin yağ işte. Yağ tabakası yani. Kazıyorlar onu ıspartolayla. Ondan sonra onu da bir kısmını koyuyorlar. Dünyaya tekrar geldiği zaman da günahsız olarak gelecek. Ve zengin olarak gelecek. O eve gelecek. Evini kendisi bulacak köylü çünkü orada. Böyle saçma sapan bir hayat yaşayıp gidiyorlar. Gidi dünya. Allah bizi ne büyük nimetlerle arkadaşlar, nimetlere bahşetmiş. Kendi zatı Pâk-ı Sübhanesi'ni imanla müşerref kılmış. Habibi sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdirmiş Rabbim. Kitab-ı Kerâm'ı ile bizler, sohbetlerle Rabbim bizler meşgul eylemiş. Yani çok çok şükretmemize halimize. Bir yerden kendimizi beğenmeyeceğiz ama bir taraftan da çok hamd edelim. Mevla bizi bu yollardan, istikametten ayırmasın. Gösterirsen riyadan muhafaza eylesin. İmam Rabbani Hazreti Tervici ala tervici İslam. İslam yüceltmek hakkında. Vel Müslümin ve zaafil İslam vel Müslümin. Müslümanların son derece zayıf kaldığı ve gevşekliğe maruz kaldığının beyan hakkında bu mektubu şerif. Ve istilal küfar el eşrari, ziyade şerli olan kafirlerin istila etmesi, işgal etmesi, işgal altına girmesi Müslümanların, Müslüman beldelerinin ve galebethum, onların ziyadesiyle galip geldiği, Müslümanların ve İslam'ın üzerine galip geldiği, kafirlerin galip geldiği, Hinduların, Sihirlerin vesaire ne kadar sapık din varsa tamamının galip geldiğini beyan hakkında diyoruz ama mektubun sadece başlangıcı bu. Önsöz dibacesiydi bu. Ama esas mektubu şerif inşallah ileriki sohbette devam edeceğim. Bu Hindistan'la alakalı görüntüler, videolar belki yayınlanabilir. Onlarla alakalı inşallah bir sohbet meclisimiz yine olacak. Önümüzdeki perşembe bir pazartesi günleri biliyorsunuz sohbet yapıyoruz. Bu perşembe günü sohbet şimdi ama pazar günü inşallah sohbette Allah izin verirse daha geniş kapsamlı bir şekilde Hindistan'da yaşadığımız, olduğumuz, gördüğümüz hadiseleri beraber müzakere etmiş olacağız. Allah'ın tesirini şimdiden ihsan eylesin. Rabbim o mübarek dostlarının şefaatine, füyüzatına bizleri nail eylesin. Allah-u Teala bizi yolundan, istikametten, rıza-i şerifinden ayırmasın. Mevla dostlarının himmetini üzerimize daim eylesin. Onların amellerini ihlaslarıyla Rabbim bizleri nasip yar eylesin cümlemize hep beraber. Onlar nasıl İslam'ı anladılar, yaşadılar, seferber oldular, fedakarlık yaptılar ve sabrettiler. Allah'ım aynı şuuru, aynı ihlası, aynı gayreti, aşkı, sevdayı bizlere Rabbim ihsan eylesin cümlemize. İnşallah biz salavat-ı şerife, perşembe mübarek gece salavat-ı şerif ile bitirmiş olalım. Buyurun.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل وسلم إلى شرف النبي وآله وأصحابه مشايخنا وإلى روحان شيخنا وكبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمد الوفي بسسره الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيراً.